اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ رَبِّ يَسِرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Evet arkadaşlar... Bugün dördüncü dersimiz üstün harekesiyle birlikteyiz. Bundan önceki üçüncü dersimizde hatırladığınız gibi arkadaşlar Harflerin başta da, başta ortada sonda yazılışlarını görmüştük. Şimdi bizim bu videomuz açıklamalı video olacak arkadaşlar. Bir de bundan sonra bundan e, bunun linkini yani aşağıya bırakacağımız linkle birlikte arkadaşlar göreceksiniz ki orada arkadaşlar sadece tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Örnekleri tekrar 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 seslendiriyoruz ki iyice pekişsin ama bu videomuz açıklamalı olacak. Mutlaka başından sonuna kadar önce bu videoyu dinleyin daha sonra Sonra o videoya geçin arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Uzatmayalım. Başlayalım arkadaşlar. Üstün harekesinin evet ince harflerde e sesi çıkardığını, evet kalın harflerde ise a sesi çıkarttığını bilelim arkadaşlar. Kalın harflerimizi arkadaşlar şu tarzda yuvarlak içerisine aldık. Sayfanın tamamında görünmektedir arkadaşlar. Geriye kalan harflerimiz ince harflerdir arkadaşlar. Ona göre dikkatli okuyacağız. Madem biz harflerin başta ortada sonda yazılışlarını gördük. O halde burada bol bol pratik yapacağız. Sadece burada değil gelecek birkaç sayfada da bunları pratik şeklinde göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi evet kırmızı ve mavi şeklinde bazı ayrımlar yapmışım. Özellikle şu sütünde bize bazı e, harflerin özellikleri tanıtılmaktadır. Ve o özelliklere göre ben kırmızı çizgi içerisine almışım arkadaşlar. Birinci kategorimiz arkadaşlar Elif, Del, Zel Ra, Zeyn ve Vav wow harfleri arkadaşlar. Burada gördüğünüz 6 harf şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu örneklerden okuduğumuzda da daha iyi anlaşılacak. Bu harfler kendisinden sonraki harflerle birleşmeyen harflerdir arkadaşlar. Neymiş kendisinden sonraki harflerle birleşmeyen harflerdir. Üçüncü derste de bunun üzerinde durmuştuk zaten arkadaşlar. Şimdi pratiklerine bakalım, örneklerine bakalım daha iyi anlaşılacaktır arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk önce harfi tanıyoruz sonra üstündeki harekeyi. İlk hareke dersimiz üstündür arkadaşlar. Şu üstünde gördüğünüz bütün çizgilerin adı üstün arkadaşlar. Bunlara üstün diyoruz tamam mı? Hadi başlayalım. Bakın birinci örnekte arkadaşlar şu hizada bakın sütunu unutmayalım bir de bunlar örnek arkadaşlar. Evet E, D, B birinci harfimiz Elif ha, e, ne harekesi almış üstün harekesi bakın harfi tanıdık sonra harekeyi nasıl okuyacağız Elif E demiyoruz E diyoruz direkt arkadaşlar E tamam mı yani Elif harfini E şeklinde seslendiriyor. Niye? Çünkü ince bir harf, elif harfi. O yüzden seslendirmesine dikkat edeceğiz. E. İkinci harfimiz del harfi. D. De. Bakın elif kendisinden sonraki del harfiyle birleşmemiş arkadaşlar. D. Son harfimiz B harfi arkadaşlar. E, D, B. Bakın del ve B harfi. İkisi de üstün alınca birleştirelim arkadaşlar. E, D, B. E, D, B. Elif e. Del de. B b. Arkadaşlar. Edebe. 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 İkinci örnek. D ra e. Önce harflerimizi tanıyalım değil mi? Del harfi, ra harfi ve elif harfi gelmiş arkadaşlar. Görüyoruz arkadaşlar. Kendisi del ve ra harfi kendisinden sonraki harflerle birleşmiyor. Burada da elif ve del harfi kendisinden sonraki harflerle birleşmiyor arkadaşlar. B harfi kendisinden sonrakiyle bir önce ve sonrakiyle birleşmesine rağmen burada del harfi kendisinden sonrakiyle birleşmediği için B harfi müstakil kalmış arkadaşlar. Del harfi de birleşmiyor, ra harfi de birleşmiyor ve ra aynı zamanda kalın harftir arkadaşlar. Burada elifi görüyorsunuz zaten ra elifle kendisinden sonrakiyle birleşemediği için elif müstakil olarak tek başına yazılmış zaten sonda. D, ra, e gördüğünüz gibi bunların arasında hiçbir çizgi yok birbirine bağlayan. E, d, b, ra, e, d, ra, k. Burada da arkadaşlar del harfi yine gelmiş. Ra harfi gelmiş kalın ve Kef harfimiz gelmiş o da gelmiş. Arkadaşlar Ra harfi kendisinden sonraki harfle birleşmediği için Kef harfi burada yalnız kalmış. Derake. Ra'yı kalın okuyoruz. Derake. Ra aslı itibariyle ince bir harf olmasına rağmen üstün olduğu zaman kalın okunan bir harftir arkadaşlar. Derake. Derake. D, R, S. Evet arkadaşlar yine sin burada kendisinden öncekiyle niye birleşmemiş arkadaşlar sin harfimiz. Çünkü R kendisinden sonrakiyle birleşmiyor. Otomatikmen o da orada yalnız yazılıyor arkadaşlar. D, R, S. D, R, S. D, R, S. Hepsini teker teker açıklıyorum arkadaşlar. Açıklamaya gayret göstereceğim. ilk defa Kur'an öğrenenler bu konuda zorluk çekmesin, sıkıntı çekmesin diye. Bakın bu satırda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada Ra, Zeyn ve Vav harfi. Bu üç harf de kendisinden sonra gelen harfle birleşmiyor. Hemen bakalım. Ra, Z, Ka. Ra zeyn ile birleşmemiş, zeyn kaf ile birleşmemiş, kaf kendisinden önceki ile birleşmesine rağmen arkadaşlar burada birleşmemiş. Niye? Çünkü zaten zeyn harfimiz kendisinden sonraki harfle birleşmiyor arkadaşlar. Razaka. Razaka. Bir yerde bir eksiklik bıraktım. Hemen düzeltiyorum. Fark edenler biliyor arkadaşlar. Kaf harfini ne yaptım arkadaşlar? kalın okumam gerekiyordu. Bunu e, kalın okuduk fakat kırmızı yuvarlak içerisine almadık arkadaşlar. Razeqa. A, E, A. Tamam mı? A, E, A şeklinde. Razeqa. 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 Ve rade. Ve rade. Ve rade. Vav wow harfini tanıyorum. Vav wow harfi. Kaf harfi. Bakın kaf harfini gördüm. Vav wow harfini gördüm ekstradan. Arkadaşlar bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Wow kendisinden öncekiyle birleşir. Kendisinden sonrakiyle birleşme zaten şu grubun içerisinde gelmiş. Ve radde. Evet arkadaşlar hepsi de kendisinden öncekiyle birleşebiliyorlar. Fakat kendisinden sonraki harflerle birleşemiyorlar. İlerleyen örneklerde bunları daha güzel bir şekilde göreceğiz. Devam edelim örneklerimize. Vera'e, vav, ra ve ayn harflerimiz gelmiş. Onların üstüne, üstüne atalım arkadaşlar. Ve, ra, de. Önce harfi tanıyoruz, sonra harekesine bakıyoruz arkadaşlar. Tabii zamanla bu hızlı olacaktır değil mi? Hemen göz ona karar verecektir. Beyin hemen onu algılayacaktır. Vera'e, vera'e. Ve, ze, ve, zene, vezene. Vezene, ve Vezene değil mi? Burada da nun harfi yine kendisinden öncekiyle birleşebilmesine rağmen burada niye birleşmemiş? Malum bildiğiniz üzere arkadaşlar. Evet bu grubu gördük arkadaşlar. Buradakiler kendisinden sonraki harflerle birleşmiyor. Ama hangi harfler bunlar arkadaşlar? Yani şunlar kendisinden sonraki harflerle birleşmiyor. Bu örneklerde gördük arkadaşlar devam edelim. Şimdi bu kategoride bu grupta neler var arkadaşlar? Hemen şöyle açıklayayım size arkadaşlar. B, T, S, Nun ve Y harfleri temelde arkadaşlar özellikle başta ve ortadaki haliyle aynı yazılıyor. Sadece nokta sayıları ve yerleri farklı arkadaşlar. Mesela B harfinin bir noktası alttadır. T harfinin iki noktası üsttedir. S harfi bakın şekil aynı. F 3 nokta üstte. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü şekiller birbirinin aynısı. Bakın başta hepsi aynı yazılır. Evet ama mesela bu ortadaki halidir. Pardon sondaki nun'un hali bu da y harfinin sondaki hali şeklinde gelebiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Peki hala biz bu harflerin birbirine benzediklerini, nokta sayılarından farklılık, nokta yerleri ve sayılarından farklılık gösterdiklerini biliyoruz artık. Şimdi burada bize başka bir örnek daha verilmiş. Şunu gösteriyor arkadaşlar diyor ki k t b ben sana burada parça parça verdim diyor. Şu ok işareti olan bütün yönler sana diyecek ki bu parçalı hali, bu birleşmiş hali. Pekala, KTB'yi biz burada birleştirelim. Nasıl bir değişiklik olmuş? Bakın, K harfi burada müstakil böyle yazılırken, burada başta böyle yazılır. Bakın, T harfini görüyorsunuz. T harfi sadece bir diş alır, üstüne iki nokta alır arkadaşlar ve bu şekilde üstüne alır. KTBB B harfi de sonda bu şekilde yazılır arkadaşlar. Altına bir nokta alır. KTB 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 Evet diğer örneğe bakalım s b t burada dağınık verilmiş biz burada birleştiriyoruz s harfimiz peltek s harfimiz başta nasıl geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi tek diş almış üstüne 3 tane nokta almış peltek s harfinin tek diş almış olması bizim için önemli. Zira şin harfi de 3 nokta alıyor ama o 3 diş 3 nokta alır. Peltek harfimiz F dediğimiz şey tek diş 3 nokta alır arkadaşlar. Şin harfinin örneği de burada zaten 3 diş 3 nokta şeklinde gelmiş. Hadi örneği tekrar edelim arkadaşlar. Bakın B harfinin ortadaki halini görüyorsunuz arkadaşlar. Ortada B harfi tek diş gelmiş altına bir nokta almış. Buna dikkat edelim. SBT, SBT, SBT. T harfinin sonda yazılışı B harfi ile aynıdır arkadaşlar. Sadece nokta yerleri ve sayıları farklıdır. Dikkat edin şekil aynı arkadaşlar. İleriye doğru kuyruk şeklinde gitmiş arkadaşlar. Buna dikkat edelim. SBT, SBT. SBT çok güzel. Buraya kadar bunları hallettik. Şimdi bu satırdaki örneklere geçelim. Nun harfi gelmiş, Zeyn harfi gelmiş, Lam harfi gelmiş. Sana diyor ki bunları Kur'an-ı Kerim'deki şekliyle yaz buraya diyor. Oku. Bakalım. Nun harfi bakın başta nasıl geldi. Evet. Arkadaşlar Nun harfi de böyle gelir ama üstüne bir nokta alır. B harfi bu şekilde gelir ama noktası altta olur. Bir tane noktası. Velhasılı kelam. Yani burada başında yazılan şu şekil şu, şu 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 harf için geçerlidir sadece nokta sayılarına ve yerlerine dikkat edelim arkadaşlar N Z L arkadaşlar ne Z gördüğünüz gibi birleştirdim ne Z Siz bunlardan ziyade yani bunlardan ziyade şunlardan ziyade şu sonraki ok işaretinden sonraki olanlara odaklarsanız, Onları çözmeye çalışırsanız sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Bazı öğrencilerimiz işi ucuza getirmek için direkt buradan okuyup geçiyor. Ondan sonra bu örnekler bitince sadece birleşmiş halleri veriliyor diğer sayfalarda. Bitişik halleri veriliyor. Yani şu halleri veriliyor ve orada zorluk çekiyor arkadaşlar. Bunları çözmeye çalışalım. Y, D, K arkadaşlar. Y'nin müstakil hali böyle. Başta gelince böyle gelir. Ve diğer harfler de o şekilde gelir. Ama Y'nin biz nereden çözeceğiz? Altında iki ay dişin altında iki nokta olursa bu Y'dir arkadaşlar. Y'nin müstakil hali böyle yazılır ama başta geldiği zaman noktayla bunu anlarız arkadaşlar. Y'de K, Y'de K, Y'de K. Bakın del harfinin sonda yazılışını görüyorsunuz. Del harfi üstün alınca D oluyor. Y'de K k harfinin sonda müstakil halini görüyorsunuz arkadaşlar. İye de k. Şimdi biz bu kategoriyi de gördük arkadaşlar. Bu grubu da gördük. b, t, f, nun ve y harfi beşlisi arkadaşlar birbirinle aynı yazıldığın sadece noktalarının ayrı olduğunu bilelim ama sonda şu üçü ayrılır. Şu ikisi de ayrı yazılır sondaki haliyle sadece bu söylediklerim arkadaşlar başta ve ortada son ortadaki yazılışlarıyla ilgili. Şimdi bu diğer gruplar arkadaşlar, diğer kategoriler mesela burada 300'ümüz vardı. Cim, H ve ha 300'ümüz vardı hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar aynı yazılır. Sadece biz noktalarına dikkat edeceğiz. Hadi örneklerinden görelim. He, se, de parçalı halde vermiş. Biz bunları birleştirelim. H harfi başta böyle yazılır. Sin harfimiz ortada bu şekilde yazılır. Üç tane diş ile kendini gösterir. Del harfimiz bakın müstakil hali nasıl? Burada sonda birleşmiş hali nasıl? Bu da dikkat edelim. Hesede, 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 hesede. Tamam mı? Hesede şeklinde okuyacağız. Üstün harekesiyle arkadaşlar. Bunların tamamı ince harftir. Sin, Jim ve del harfimiz yine gelmiş. Bunları birleştirelim. SCD. SCD gördüğünüz gibi sim biraz yukarıda kalmış. 3 diş şeklinde. Sonra aşağı doğru inip cin, cim, cim haline ol, cim harfini oluşturmuş. Cimi biz H ve H'den ayırabilmemiz nasıl ayır edeceğiz? Altında bir nokta olursa arkadaşlar ki burada zaten cim harfi altında değil mi? Bir nokta oluşturmuş arkadaşlar. Ondan ayırt etmeye çalışacağız. Secede, 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 HSD secede, HSD secede. secede. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunları çözdük değil mi? Dikkat edelim değişimlere. Çünkü tabiri caizse mutasyona uğruyorlar. Şekil değiştiriyorlar arkadaşlar. Harfler müstakil halinden normal yazım haline geçerken arkadaşlar şekil değiştiriyorlar. Bu şekil değişimine dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ee, o yüzden bu verdiğim örnekleri iyi dinleyin arkadaşlar. İyi dinleyelim. Pekala sin ve şin birbirine benzeyen iki harftir arkadaşlar. Sadece biz bunları nokta sayılarından ayırt edeceğiz. Noktasından ayırt edeceğiz. Şekil formumuz bu arkadaşlar bunun üstüne üç nokta atarsanız şin olur. Hiç nokta atmazsanız sin olur. Sin'in başta yazılışı böyle. Şin'in başta yazılışı böyle. Hadi örneklerde görelim. Şe, ra, e. Şe, ra, e. Ra harfini e, kırmızı yuvarlak içerisinde almışım. Yani bu kalın anlamında kalın şeklinde okunacak. Ra harfimiz ince bir harftir ama üstün aldığı zaman kalın okunan bir harftir. Bu sayfanın tamamı üstün harekesiyle e, işlenmiş arkadaşlar. Şera'a. Hemen birleştirelim. Şin ra ile birleşiyor. Evet güzel. Şin ra ile birleştirdik. Fakat ra kendisinden sonraki bir harfle birleşmediği için burada müstakil kalmış. Ayn harfimiz müstakil haliyle yazılıp bırakılır. Şera'a. 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 Hemen diğer örneğe bakalım arkadaşlar. Burada ise bizi bakın. Evet birbiriyle e, bitişen iki tane harf gelmiş. F harfimiz, sin harfimiz ve del harfimiz arkadaşlar. Evet burada şin örneği verilmiş. Burada da sin örneği verilmiş. Hemen bakalım. F, S, D, F, S, D, F, S, D. Sin harfinin ortadaki halini görüyorsunuz arkadaşlar dişli veya dalgalı artık ne derseniz orada o şekilde gelmiş arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar. Dişli gelmiş F'den sonra F'nin şeklini de görüyorsunuz. Yani burada nasıldı? Burada neye döndü? Sin harfi burada nasıldı? Burada neye döndü arkadaşlar? Del harfi nasıldı? Bakın burada nasıl bir şekil aldı? Bunlara dikkat edelim arkadaşlar gerçekten basit olduğunu göreceksiniz. Asla gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Böyle değişimler ilk defa tanıştığınız için belki de ondan kaynaklanıyor olabilir. Fakat zamanla Allah'ın izniyle bunlar yerine oturacaktır. Şera'a fesede. Şera'a fesede. Aralarından sadece ra harfi kalın şeklinde okunur arkadaşlar. Şimdi sat ve bat harflerine bakalım şuradan. Mesela ikisi de değil mi şu şekilde yazılır ama sadece bir nokta ile biz bunları ayrı ediyoruz. <laughs> Şurada gördüğünüz çıkıntı ikisinin ucundaki Sonundaki şu çıkıntılar diyor ki ben kendimden önce sonraki harfle birleşebiliyorum anlamında söylüyor arkadaşlar. Zaten kelime içerisinde şimdi okuyacağız. İlk harfimiz ne? Nun harfi. Harekesi üstü ne? Sad değil mi? Sad harfimiz kalın harfimiz. üstün almış sağ olmuş arkadaşlar. Yani a sesi çıkacak tarzda okuyacağız. Ne sağ? Ne sağ? Evet burada nun harfini görüyorsunuz değişimi. Değil mi? İlk defa tanışanlar için nun harfi zel harfiyle karıştırılıyor olabilir arkadaşlar. Bu normaldir. Bakın şöyle durduğu için sanki zelmiş değil mi? Peltek zel harfi gibi duruyor ama zel harfi kendisinden sonraki bir harfle birleşmiyor. Çünkü biz del harfinden bunu biliyoruz arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim ne sa ra arkadaşlar sat kendisinden ve önceki harfle birleşebiliyor arkadaşlar sat ve dat harfi de öyle ikisi de kalın ne sara ne sara şimdi sat harfinin örneğini kelimede gördük bir de dat harfinin örneğini görelim e ayn harfi e ra harfi ra dat harfi da e ra da e a a şeklinde gelecek arkadaşlar Şimdi ayın bir kere kuyruğunu kaybetti değil mi? Bu ağzı açık şekilde başta geldi. Ondan sonra ra ile birleşti. Ha, ra kendisinden önceki harfle birleşiyor ama sonra gelen harfle birleşmiyor. BAT harfi hem kendisinden önce hem sonra ile birleşiyor fakat ra birleşmediği için o da orada yalnız kalmış. BAT harfi de kalın. Erada gördüğünüz gibi şekil şeklin değişimine dikkat edelim arkadaşlar. Erada, ARADA Arada. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi hepsini başından sonuna kadar bir defa okuyup videomuzu bitirelim. Edebe. Dera'e. Derake. Derase. Razaka. Verade. Vera'e. Vezene. Ke. Te. Be. كتب ث ب ت ثبت ن ز ل نزل ي د ك يدك ح س د حسد س ج د سجد ش ر شرع, شرع. şara fe se de fesede ne sa ra nesara a, a ra da bu şekilde örnekleri defalarca okuyacağımız videomuzun linkini e açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar oradan ulaşıp bu dersi dinledikten sonra orada bol bol tekrarla bunu iyice pekiştirebilirsiniz hepinizi Allah'a emanet ediyorum sizler için dua eder sizlerden de dua bekliyorum selamette kalın.